Bismillahirrahmanirrahim. Lan tenalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم ظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين الفاتحة
Evet. Kur'an-ı Kerim tilaveti için teşekkür ediyoruz. Hepsinize sağlık hocam. Programımız devam ediyor ve şimdi de basın açıklamasını yapması için OET'de Ülke Başkanımız Sayın Murat Şahin Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Buyurun. Cümleten selamun aleyküm. Kıymetli sivil toplum örgütünün kıymetli başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, Filistin kardeşlerim, bugün rahmetin üzerimize yağdığı bu günde Kudüs için bizleri yalnız bırakmadığınız için teşkilatım ve şahsım adına her birinize teşekkür ediyorum. 2014 yılında Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak yine Mescid-i Aksa'da Mescid-i Aksa için Helvetia Plats'ta yine toplanmıştık. Yine böyle bir rahmet yağıyordu üzerimize. Ama birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi o günde Helvetia Plats'ta gösterdik. Bugün de Turbunen Plats'ta sizlerin desteğiyle kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi gösteriyoruz. Bugün ne sağcısı, ne solcusu, ne Galatasaraylısı, ne Beşiktaşlısı veyahut hangi düşünceden olursa olsun hepimizin ortak bir değeri olan Kudüs için buradayız. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak yapmış olduğumuz Avrupa genelindeki basın açıklamasını bugün İsviçre'nin göbeğinden tekrar İsviçre şubesi olarak sizlerin huzurunda yapmak istiyorum. ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan Kudüs'ün İsrail'in gelecekteki başkenti olarak tanınacağı açıklaması büyük bir sorumsuzluk göstergesidir. Trump'un tek taraflı ve sorumsuzca verdiği karar bir kez daha kilitlenen Ortadoğu barış sürecini bütün taraflar nezdinde çıkmaza sokmuştur. Barış ve hoşgörünün kutsal kenti olarak görülen ve Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlarca eşit derecede önemli olan Kudüs, bir kişinin taraflı ve ideolojik kararı ile ABD ve İsrail iç siyasetinde malzeme haline getirilmeye teşvik edilmemelidir. Bu uzlaşıdan uzak tavır Kudüs'ün statüsü dahil olmak üzere iki devletli bir çözüm önerisi üzerine yapılan istişarelerin bilinçli bir şekilde engellenmesini sağlamayı amaçlıyor. Öncelikle iç siyasi nedenlerden ötürü alınan bu tür bir karar küresel barışa verebilecek bir potansiyele sahip ve yangına körükle gidilmesine yol açacaktır. Trump'un bu kışkırtıcı ve karşılıklı hassasiyetleri dikkate almayan yaklaşımı bölgede barışı değil, dünyada bir başka savaş şu an için yapılması gereken en son şey olacaktır. Bu nedenle savaş senaryoları konusunda uyarıda bulunan kanaat önderleri, dini liderler ve politikacılar tarafından yapılan açıklamalar ve tepkiler ciddiye alınmalıdır. Yakın ve Orta Doğu'daki Müslümanlar, Müslüman ülkelerin yanı sıra Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler'in sağduyulu ve sorumlu güçleri Filistin'de aracılık yapmak için aktif ve inandırıcı adımlar atmalıdır. Yıllardır sürmekte olan Filistin topraklarının işgali illaki ve Filistin halkının kendi topraklarından çıkarılma çabaları açıkça uluslararası hukukun ihlal edildiğinin göstergesidir. Nükleer ve son teknoloji silahlarla donatılmış İsrail her geçen gün insan hakları ihlalini gerçekleştirmekte ve büyük ölçüde savunmasız Filistin'deki sivil nüfusa karşı
savaş suçu işlemektedir. Birçok insan hakları örgütü, gönüllü çalışan, bağımsız gazeteci ve gözlemci bu tip vakaları belgelemektedir. Ancak bu vakalar genellikle duyulmamakta ve gündeme gelmemektedir. Vicdanlı İsrailliler ve dindar Yahudiler dahi İsrail hükümetinin ve ordusunun insanlık dışı eylemlerini şiddetle eleştirmektedir. Tüm hükümetleri ve kuruluşları Trump'un bu yanlış yaklaşımına uymamaya çağırıyor. Kudüs'ü yalnızca Yahudiler için değil, aynı zamanda Hristiyanlar ve Müslümanlar için de ortak bir değer olduğunu buradan haykırıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Evet, şimdi de sıradaki konuşmacımızı davet etmek istiyorum. İsviçre Türk Diyanet Vakfı Başkanımız Eşref Dalkıran Bey konuşmasını yapması için ediyorum. Buyurun. Evet, fazla vaktinizi almak istemiyorum. Buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Özetleyecek olursak, daha önce de aynı konuşmayı yaptığımız için Sayın Genel Başkan da güzel bir konuşma yaptılar. Şunu söyleyeceğiz. Herkes sussa, herkes gözlerini yumsa, biz Kudüs için, Mescid-i Aksa için, Gazze için ve dünyadaki bütün mazlumlar için susmayacağız, gözlerimizi yummayacağız ve onların çığlıklarını dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. Herkesi hassasiyete ve Kudüs'ü yalnız bırakmamaya davet ediyoruz. Her fırsatta orayı ziyaret etmek için ne var ne yok gücümüzü sarf edip oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmamanızı sizden istirham ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Eşref hocamıza teşekkür ediyoruz konuşmasından dolayı. İsviçre Türk Toplumu Başkanı Levent Karaç Bey de aramızda. Onun da konuşmasını yapması için aramıza davet ediyoruz. Buyurun. Öncelikle herkese iyi hafta sonları. Saygıdeğer vatandaşlarımız, Filistinli dostlarımız, kalbi İslam için, kalbi Türklük için atan bunca kardeşlerimizi, dostlarımızı bu yağmurlu havada bir arada görmek hepimize gurur veriyor. Farklı şeyler konuşalım, farklı şeylerden bahsedelim istiyorum. Ben küçük bir anekdot geçmek istiyorum. Hepinizin bildiği bir hikaye vardır. Vahşi ortamda çakalların saldırısına uğramış bir İnek sürüsü var biliyorsunuz. İnek sürüsü saldırılırken çakallar hepsi birden hücum ederken çakalların uyanık olanın bir tanesi gidiyor ki bu ineklerin hepsini birden yiyemeyiz. Bunlar bir araya gelmiş. Liderleriyle konuşalım. Diyor ki şu sarı öküz var ya sarı öküz. Onu bir verseniz sizin derdiniz bitecek diyor ya. Verin sarı öküzü kurtulun diyor. Veriyorlar sarı öküzü. Kurtardılar ya o günü. Birkaç saat sonra lider gene gidiyor. Şu alaca öküz var ya alaca öküz. Onu bir verseniz diyor. Bitecek. Bütün problemi çıkaran bu. Derken o bu. Son iki kalınca zaten çakallar hepsini birden yok ediyor. Yani ne? Biz içimizden ne Kudüs'ü ne Kıbrıs'ı ne en ufak parçamızı verme lüksümüz yok. Biz bir araya dik ve birlikte durduğumuz sürece hiçbirimizden bir parçayı alamazlar. Ama sarı öküzü vermeye başlarsak geride hiçbir şey kalmaz. Karınca misali bu insanlar safını belli etmiş insanlar. Türklükle, İslamiyetle bağdaşmış insanlar. Allah hepimizi bu yoldan ayırmasın. Hepimizin birlik beraberliğini daim kılsın. Bu zamanda fazla zamanınızı almak istemiyorum. İsviçre Türk toplumu olarak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Levent Karaç Bey'e konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de diğer bir STK Başkanı konuşmacımızı sahneye davet edeceğiz. Ama ondan önce kuvvetli bir şekilde hazır olalım. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Daha kuvvetli. Tekbir! Allahu Ekber!
Beyaz Ay İsviçre Derneği Başkanı Suat Şahin Beyefendi konuşmasını yapması için sahneye davet ediyoruz. Buyurun. Selamun aleyküm sevgili ablalarım, sevgili kardeşlerim, Filistinli kardeşlerim. Bizler bugün de bir araya gelmek istemezdik. Keşke çok daha güzel şeyleri kutlamak için bir araya gelseydik. Ama maalesef hepinizin de yakından bildiği gibi dünyanın şımarık ihtiyarı Trump kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu anlaşılır gibi değil. Bunu bizler, Türkler, Müslümanlar, Filistinli kardeşlerimiz kabul edemeyiz. Etmemiz de mümkün değildir. Bugün yaşadığımız Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde maalesef üzülerek söylüyorum. Hepsi üç maymunu oynuyorlar. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Biz de insanız. Buradan sesleniyoruz. Müslümanız elhamdülillah. Türküz. Aynı zamanda Müslümanız. Bizim de yaşamaya hakkımız var. Bu dünya sizin değil. Bunu böyle bilin. Bizlerin de yaşama hakları var. Buradan yağmur yağıyor. Çok fazla sizleri burada ıslanmanıza gönlünüz olmuyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Bugün Kudüs'e susar isek, inanın yarın Kabe'ye uzaktan bakarız. Allah korusun. Kabe bizim kutsalımız, Kudüs bizim kutsalımız. Bizler susmayacağız, Kudüs'ü bırakmayacağız. Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Buradan Avrupa'nın göbeğinden sesleniyorum. Herkes duysun sesimiz. Kırmızı çizgimiz. Bugün biriz ama yarın bin olabiliriz. Bunu böyle bilin. Sabrımızı taşırmayın. Sabırlıyız. Sabırlıyız ama taşarsak kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Ne gerekiyorsa yapılır. Evet, enginlere taşarız. Bizler şerefli milletiz. Çok şükür, çok şükür ülkemizin, Türkiye'mizin dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı var. Mazlumların, zalimlerin, kimsesizlerin sahibi olmuş. Ama burada üzülerek bir şey daha söylemek istiyorum. Müslüman ülkeler hepsi uzaktan bakıyorlar. Sadece bir görüntü vermek için. Çok samimi olduklarına da inanmıyorum. Dünya Müslümanlarının yükünü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine bırakmışlar. Evet, o yalnız değildir. Biz varız. Ama bu hak değil, bu adalet değil. Eğer Müslümansak, eğer İslam'ı temsil ediyorsak, buradan İslam ülkelerine de sesleniyorum. Türkiye'nin ve liderinin yanında olun. Sizler de Yahudiler gibi üç maymunu oynamayın. Ciddi ciddi İslam'ın yanında olun. İslam bayrağının altında olun. Çok fazla söylenecek şeyler var ama maalesef aklımızdan geçenleri, içimizden geçenleri söyleyemiyoruz. Maalesef söyleyemiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Ne olur birlik olun, beraber olun. Bırakın şu siyasi görüşleri. Bugün Türk İslam aleminin, dünya İslam'ının birliğe ihtiyacı vardır. Bugün bir meydanda binleri görmek isterdik. Ama maalesef çok samimi bulamıyoruz. Söylüyoruz, belki bugün bize bir şey olmaz ama yarın çocuklarımız, torunlarımız bizim gibi buraya toplanamayabilirler. Bunun hesabını iyi yapsınlar. Birlik olmanın dışında hiçbir şey bizi ilgilendirmemeli. Kesinlikle Allah bizlere dünyada İslam'ı iktidar eylesin. Amin. Rabbim bizlere bu din düşmanlarına karşı boyun eğdirmesin. Amin. Bel büktürmesin. Amin. Burada evet, Türkiye'mizde
İslam Birliği toplandı. Bildirimler yapıldı. Dünyaya bildirgeler yapıldı. Deklarasyonlar yayınlandı. Ama bunun ben şahsım söylüyorum, bu şekilde çözüleceğine inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum. Bakın bugün hepimizin elinde telefonlar var. Kimin bunlar? Kullanıyoruz. Ama gerçekten samimiyse bu İslam ülkeleri söylüyorum, yaptırımlar yapmalı. Bunları köşeye sıkıştırmalı. Yoksa dünyanın şımarık küçük çocuğu İsrail bu tür oyunları yapmaya devam edecektir. Bizler elimizden gelen neyse, hiçbir şey yoksa dua edelim. Bu Filistinli kardeşlerimizi bir düşünün. Bugün Filistin'e gidiyoruz, Filistin'e inemiyoruz. Mecburen İsrail'e telavüle gidiyoruz. Bu kardeşlerimizin ekmekleri dahi Filistin'in kontrolünden geçtikten sonra Filistin'e gidiyor. Var mı böyle bir dünya? Nasıl böyle bir şey olabilir? Bu insanlık değil. Benim en çok şaşırdığım demokrasi denen, özellikle Avrupa'da insan haklarının var olduğu söylenen, özellikle Avrupa'da susmaları. Kardeşlerimiz orada aç, susuz. Bakın bu kış günü sokaklarda hiçbirinin umrunda değil. Yani bugün Trump İsrail'in yanında olarak Kudüs'ü, İsrail'in başkenti açıklamasaydı, İsrail'de her şey günlük gülistanlık gibiydi. Asla değildi. Bu inanın böyle kademe kademe geliyor. Alıştıra alıştıra geliyor. Söylüyorum, yarın Allah korusun Kabe'ye gelecek, Mekke'ye gelecek, Medine'ye gelecek. Bunlar alıştıra alıştıra yapıyorlar. O yüzden Müslümanlar uyanık olmalı. Müslümanlar uyanık olmalı. Bunun başka yolu yok. Hepiniz teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dualarınızı Filistinli kardeşlerimizden esirgemeyin. Kalın sağlıcakla. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasından dolayı İsviçre Beyaz Ay Derneği Başkanı Sayın Murat Suat Şahin Beyefendi'ye tebrik ederiz. Presemit der UET'de zum Thema. Den Frieden in Jerusalem waren bedeutet den Weltretten. Der Vorschlag des US-Präsidenten Donald Trump, Jerusalem als künftige Hauptstadt Israels anzuerkennen, zeugt von großer Sorglosigkeit. Die einseitige und verantwortungslose Entscheidung Trumps ist dabei, den festgefahrenen Nahost-Friedensprozess ein für allemal zum Scheitern zu bringen. Jerusalem, das als gesegnete Stätte des Friedens und der Barmherzigkeit gilt, das für Juden, Christen und Muslime gleichermaßen bedeutsam ist, darf nicht durch einen befangenen und parteiischen Beschluss einer einzelnen Person zum Spielball der amerikanischen und israelischen Innenpolitik werden. Diese kompromisslose Maßnahme torpediert gezielt die Wiederaufnahme der Konsultationen über eine Zwei-Staaten-Lösung, in deren Rahmen auch der Status von Jerusalem zu beraten ist. Ein derartiger, in erster Linie aus innenpolitischen Gründen gefasster Entschluss hat sogar das Potenzial, den globalen Frieden zu erschüttern und weiter Öl ins Feuer zu gießen. Das provokante Vorgehen Trumps ohne gegenseitige Rücksichtnahme bedroht somit nicht nur den Frieden in der Region, sondern den Weltfrieden. Ein weiterer Krieg in der ohnehin gebeutelten Krisenregion wäre das Letzte, was derzeit anzustreben wäre. Daher sind die Äußerungen und Reaktionen von zahlreichen Meinungsführern, Religionsvertretern und Politikern, die vor einem weiteren Kriegsschauplatz warnen, ernst zu nehmen. Neben den muslimisch geprägten Staaten und Nahen und Mittleren Osten müssen auch die Europäische Union die besonnenen und verantwortungslosen Kräfte in den Vereinigten Staaten von Amerika
und die Vereinten Nationen aktive und glaubwürdige Schritte zur Vermittlung in Palästina vornehmen. Denn die seit Jahren andauernde Besatzung und Annexion palästinensischen Bodens sowie Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung verstößt nachweislich gegen internationales Recht. Israel, ausgestattet mit Nuklearwaffen und modernsten Waffentechnik, begeht tagtäglich Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen an der in großen Teilen wahllosen palästinensischen Zivilbevölkerung. Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen, Entwicklungshelfer, unabhängige Journalisten und Beobachter dokumentieren derartige Fälle, diese bleiben jedoch oftmals ungehört. Selbst gewissenhafte Israels und religiöse Juden kritisieren dieses menschenverachtende Vorgehen der israelischen Regierung und Militärschar. Wir rufen alle Regierungen und Organisationen dazu auf, dem fehlgeleiteten Verstoß Trumps nicht Folge zu leisten. Jerusalem ist ein gemeinsamer Ort, nicht für Juden, sondern auch für Christen und Muslime. Alle Regierungen und Bevölkerungen, denen der Weltfrieden, die Achtung der Menschenwürde und Menschenrechte sowie die Wahrheit. Das bedeutet, dass wir uns entgegenzustellen. Auf Provokation darf nicht reagiert und eingegangen werden. Denn gerade Jerusalem muss Frieden stehen. Heute der Schwein. Der Ali Musafirmanis. Şimdi de Nuh Altınay hocamızı kapanış duasını yapması için sahnemize davet ediyoruz.